Bursaspor TV ekibi olarak İstanbul'dayız. Biliyorsunuz Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe akşamı önemli bir mücadele var. Çeyrek final mücadelesi Fenerbahçe ile Bursaspor arasında. İşte bir amca, isminiz neydi? Fenerbahçe Selim taraftarsın. Efendim, Selim. Selim amca, nasıl bir maç cereyan eder? Sen de mi çekeceksin? Evet. Vallahi zorlu bir maç olacak. Çünkü her iki takımın da kupada iddiası var. Fenerbahçe birkaç kulvarda biliyorsunuz şampiyon olmak istiyor. İyi neticeler elde etmek istiyor. Fakat bu arada da Bursaspor da bu sene çok iyi bir çizgi yakaladı. İyi neticeler alıyor. İyi bir takım var. Başlarında çok kıymetli bir antrenör var. Bence görünen, kağıt üstünde görünen Fenerbahçe'nin favori oldu. Üstelik başta İstanbul'da. Fakat Bursaspor'da Çetin Ceviz kolay kolay teslim olacağını zannetmiyorum. Zevkli bir mücadele bekliyorsunuz o zaman. Bekliyoruz tabii. Bekliyoruz canım. Bekliyoruz. Her iki takım da asılacak. Çünkü malum çeyrek finale kalmış. Çeyrek finale değil mi? Evet, çeyrek. Çeyrek finale kaldılar. Yani çabaladılar, buraya geldiler. Her iki takım da iyi bir netice almak için çalışacak. İnşallah zevkli bir maç seyrederiz. İyi Bursa oynayan Spor'da kazansın. Bursaspor'da en çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz? Vallahi şey var, o Serkan var, o güzel bir şey. Sercan. Sercan, o Sercan var. İyi bir futbolcu. İyi bir futbolcu, golcü bir futbolcu. Üç büyüklerin peşinde koştuğu bir futbolcu. Ama Bursaspor'da ona kolay kolay bırakacağını zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Yani çok kıymetli bir antrenör var başlarında, Ertuğrul Sağlam. İyi oynayan kazansın diyorsunuz sonuç olarak. Tabii iyi oynayan kazansın. Hak yerini bulsun. Hak eden. Hak yerini bulsun. Hak eden kazansın. Fenerbahçe Bursaspor maçı öncesinde İstanbul'dayız. İşte bir Fenerbahçe taraftarı. Çeyrek finalde Bursaspor'la karşılaşacak Fenerbahçe perşembe akşamı. Nasıl bir maç olur? Bursaspor'u ne kadar tanıyorsunuz? Hem taraftar olarak hem cami olarak. Vallahi ben bir Fenerbahçeli olarak çok güzel bir maç bekliyorum. Heyecanlı, çok çekişmeli bir maç olacağını bekliyorum yani. Ondan sonra Bursaspor Sivasspor'u 4-0 mağlup etmişti geçtiğimiz hafta. Evet. Fenerbahçe'de 5-1 deplasmanda mağlup etti. Yani iki tane açık farklı galip gelen takımın karşılaşması artık. Ama bence Bursa bu sene çok iyi bir performans yakaladı. Yani kilit artık geçmiş dönemin Trabzonspor'u düzeyine geldi bize bir yerde. Şampiyon olabilir mi sizce Bursaspor? Olmaması için bir neden yok. Yeter ki şu anda ellerindeki değerlerini tutmasını bilsinler. Ama ben Sercan'ı satmadıklarına çok seviniyorum yani. Yani Sercan'ı satsalardı Bursa bir hayli güç kaybedecekti. Sonra Ertuğrul'la çok iyi bir şey yakaladılar. Ertuğrul iyi bir antrenör. Beğeniyorum onu kendisini de. Yani Fenerbahçeli olmam olduğum halde gene de şeyi Ertuğrul'un performansı ve futbolculuk hayatını çok beğeniyorum yani. Bursaspor'da sadece Sercan'ı mı iyi buluyorsunuz? Başka futbolcular var mı size göre? Başka futbolcular da var. Volkan Şen'i mesela beğeniyor musunuz? Volkan Şen kaleci olsun. Ivankov. Ivankov Bulgar kaleci zannedersem. Evet, evet Bulgar. Evet, Bulgar kaleci. Çok iyi performans yani, gününde oldukları zaman geçilmez yani. Perşembe akşamı ne olur sizce? Valla perşembe akşamı 3 bilinmeyenli bir maç denklem gibi, ama bence Fenerbahçe kendi sahası seyircisi önünde yani çok açık fark olmayacak, bu kesin. Yani gollü bir maç olacak ama artık 3-2 mi olur? Artık çok gollü bir maç olacak. İki taraftan da gol bekliyorsunuz. Gol bekliyorum tabii. Yani Fenerbahçe gol yiyor. Bursa da gol yiyor kötü olduğu zaman. Ama Bursa bu sıra pek kötü değil gibi. İlk çok... yarı Fenerbahçe orada zor kazandı 1-0. Diğer büyükler orada puan kazanamadı galiba Bursa'da. Evet, Bursa Spor Galatasaray'ı mağlup etti Bursa'da oynanan maçta. Evet. Bu sene Bursa'dan maç almak pek kolay olmayacak zannedersin.
Perşembe akşamı Bursaspor Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi. Siz de bir Fenerbahçe taraftarı olarak Bursaspor hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir maç geçer? Görüşlerinizi alabilir miyiz? Şimdi özellikle Bursaspor'a bu seneki başarılarından dolayı teşekkür ederiz. Ertuğrul Sağlam'ı getirdiği bir disiplin ve futbol anlayışıyla ön plana çıktı Bursaspor. Bursaspor'a geçen seneyle, daha önceki senelere rağmen yani son iki sezondur çok iyi sezonunu yaşıyor. Şu an Süper Lig'de yani Bursaspor'un iyi bir takım olduğunu herkes artık bunu anlaması lazım. Ve iyi bir futbol oynuyor. Geçen hafta ben Sivasspor kupa maçını izledim. Ben Sivas'ta olduğum halde ben Bursaspor'u tebrik ettim. Bu hafta da bizimle eşleştiği için ve Kadıköy'de oynadığı için Bursaspor iyi bir takım ama Fenerbahçe şu an daha iyi gözüküyor. Futbol anlayışı da daha güzel yani. Bursaspor 4 gollü galip geldi Sivasspor karşısında. Fenerbahçe de 5-1 yendi hafta sonunda. Bu yönden de ilginç bir karşılaşma herhalde. İşte iki takım yani iyi takım da, ikisi de iyi takım yani bu sene. Yani Bursaspor da iyi takım, Fenerbahçe yani nerede olsa yıldızlar topluluğu olduğu için daha ağır basıyor. Ama futbolda ne olacağı belli olmaz. Biz Bursaspor'u küçümsemedik hiçbir zaman için. Geldi Kadıköy'de bizim 13 senelik şeyini, unvanını yıktı gitti yani. Yindiler biz yani, ben hiç unutmam, 1-0 galip geldiler. Fenerbahçe'yi indiler gittiler. Yani inşallah iyi bir maç olur. Dostluk kazansın. Bursaspor yani taraftarlar da iyi bir taraftarlar. Ben gerçekten şimdi biz bu böyle konuşarak değil yani, her zaman da söylüyorum, Bursaspor'u takdir ediyorum yani. Başkan da iyi bir başkan. İbrahim Başkan da iyi başkan. Sercan'ı satsalar daha iyi olacaklardı. Satmadıkları için üzüldüm yani. Fenerbahçe'ye gelmesini isterdim yani. Sercan'ı Fenerbahçe'de görmek istiyordum. Görmek isterim. İyi bir şey. İyi bir santrafor. İyi topçu. İleri dönük daha iyi bir topçu. Sercan Fenerbahçe'ye gol atarsa kızar mısınız ona şimdi Perşembe akşamı? Vallahi bir tabii ki kızarım ben veleli olarak ama sportif bakarsan yanlış olur yani. Herkes bulduğu yerlerde olması lazım yani. O çocuğun olması lazım çünkü. Canı gönlüne de tebrik ediyorum onu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bursa sporlara ve taraftarlarına burada sevgiler saygılar yolluyorum. İnşallah iyi bir maç olur. Dostluk kazansın, Türk futbolu kazansın. Kardeşimiz. Onun yükselmesini çok istiyorum. Ama ben Fenerbahçeliyim. Herhalde Fenerbahçe'nin galip gelmesini de istiyorum. Yok, ben Bursa'nın galip gelmesini. En iyisi kim oynarsa olsun. Sizin antrenörünüz de bizim Beşiktaşlımızdır yani. Değil mi öyle? Bu arada Bursaspor'un galip gelmesini isteyen... Bursaspor'un bu sene kesin şampiyon olmasını istiyorum. Kesin ama. Fener'miş bilmem ne kimse. Ama Fener de olur değil mi Hacı ya? Yok ya, yok. Bursa Ertuğrul var ya, istiyorum Ertuğrul, hakikaten Ertuğrul davasına şu Bursa abi Ertuğrul bir yere gelmesini canı gönülden istiyoruz. Neden bizim Türk antrenörlerine şans verilmiyor? Bakın gelecek adama bakın neler istiyor, görüyor musunuz? Yani yazık, günahtır yani. Kaç var? Milli takıma gelecek. Kim nedir, ne anlar benim Ertuğrul'u koysam mesela? Ertuğrul kendisi istemiyor. Abi, kendisi istemiyor. Onu demiyorum. Çok dürüst bir insan. Bak Bursa'yı aldı, nereye getirdi abi ya? Tabii. Teklif edildi, ben Bursa'yı bırakmam dedi. Bize ne verecek? Şey değil, dilimizden anlamıyor. Adam değil dilimizden yani. Anlamıyor. Bizim sosyal yapımız nedir? Abi, yaşantımız abi, nedir? Abi. İklimimiz nedir? Bu ne verebilir ya? Türkiye kısa dönemde ya. Bizlere ne verebilir? Ertuğrul adam gibi yani adam. Yani hiç olmasa kendi adam gibi adam. Kendi antrenörümüz yakışır. Türk halinden Türk alır abi. Biliyor iklimlerini, biliyor. Trafotan kim bu ya? Koy Ertuğrul'u. Hem Bursa hem şampiyon yapsın. Fenerbahçeliyim ben. Kesin Bursa şampiyon. Ben bunu böyle bir yapmazlar abi. Siz Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe Bursa Spor maçı oynayacak Perşembe akşamı. Zor maç geçecek ya. Ben inanıyorum ya. Sen önce futbol oynadık ama o zor, çok zor bir maç hakikaten. Bana göre erken gelen şey
derbi. Ama Bursa bayağı bana göre ağırlık var. Ama ben Bursa alır maçı. Ben Bursa'nın alacağını istiyorum. O maçı çok yani, istiyorum. Hele Ertuğrul Hoca varken hakikaten büyük usta. Hayırlısı olsun inşallah. Yani ben demeyeceğim iyi oynayan iyi oynayan alsın yok, diye ama. Yok ben Bursa'nın kazanmasını istiyorum. Ben Fenerbahçeliyim ama işte abi zor ya. Abi yapma Allah aşkına ayıp oluyor bak şimdi. Abi biz Beşiktaş'ız ondan ya. Beşiktaş'lıyım ama. Sen Bursa'lısın. Ya ben Bursalıyım lan var mı itirazın? Bursa'yı tutuyorum abi. Şunu bir kaldır ya. Ben gol atayım gol atayım. Ali abi yok ya ben Bursa. Yok ben Bursa'yı tutuyorum abi kesin. Ben Beşiktaşlıyım. Ertuğrul da öyle. Bursa'nın yensin Fener abi. Ertuğrul'un Bursalı olmaz. Değil mi? Biz de Bursalı, bizi de Bursalı, bizi de Bursa'lı yaptı. Yok. Doğrudur yani. Evet, evet. Ertuğrulcuyuz biz. Şimdi Fenerli olmayanların normal olarak Bursa Spor'u tutması normaldir. Ben de Beşiktaşlı olarak Bursa'yı desteklerim. Abi buyur gördün mü işte var. Canı gönülden hem de. Yani bunu samimi olarak söylüyorum. Tabii ki Bursa'yı şey yaparım ama Fenerli olsaydım iş değişirdi. Beşiktaşlı olduğum için hemen Bursa'nın olmasını istiyoruz. Geçen sene de Sivas şampiyonluğa oynuyordu. Bak düşüyor. Kümeye gidiyor. Tabii. Birdenbire. Çok doğru söylüyorsun. Geçen sene Sivas şampiyonluğa oynuyordu bak kümeye. Oynamadı ki dün Sivas'ta. Gücü yok, gücü o kadar, gücü. Kadroyu bozdu. Havaya girersen ben yok mu? Kadroyu bozdu. Erken havaya girmemek lazım diyorsun. Abi abi. Girdin mi tamam. Geçen seneden belli bir deneyimi vardır. Yani havaya gireceğini ben tahmin etmiyorum. Kimi? O Sivas olayı farklıydı. Sivas birdenbire ne yapacağını şaşırdı. Geldi oralara. Ama Bursa öyle değil. Bursa daha köklü bir kulüptür. Daha iyi bir yönetim altındadır. Yani disiplinli bir takım. Disiplinli. Disiplinler hiç kopmuyor. Yani kopmuyor. Bu gibi gerçek. Efendim? Antep aynısı değil miydi? Kendi sahasında 3-0 galipken 4 gün maçı kaybediyor. Kulüp başkanı diyor ki şehir şey olarak diyor şampiyonlara biz şeye girmemişiz diyor. Taraftarı yaban atmayalım. Bugün Bursa'nın taraftarı Beşiktaş'ın taraftarını Fener'in taraftarı kadar abi, eşit. Madem en güzel yani, son laf söyleyeyim. Bu taraftar bir mesela gidiyorlar ya o oraya gidiyor. Burası Rusya değil abi. Burası Türkiye. O da onun gidecek Bursa'da maç seyredecek. O da gelecek burada maç seyredecek. O da kardeş bu da kardeş. Yani buna ben kesin karşıyım geçmişte abi. Geçmişte olan olayla ha. Bursa Spor burada haklıdır. Abi, yani Beşiktaş'ın yapmış olduğu bir hatadan dolayı Bursa seyircisi ister istemez abi, bu olmaz. Kardeş, bunu Bursa yaptı. Da kardeş, o da ama kardeş. Ne zaman barışırlar onu da biz bilemeyiz. Artık barış zamanı da geldi. Geldi. Tabii biz canı gönülden istiyoruz. Niye açılmasın? Gelsinler burada bizimle beraber maç izlesinler. Ben Beşiktaş'ın hastasıyım. Biz oraya gidelim. Yani spor bu dedin, nereye kadar devam edecek? Abi spor dedin mi? Spor dedin mi? Kardeşliktir. Evet. O kardeş. Sen otur Fenerli ol, alkışlarsın. O Fener bilmem ne. Ama o ayrı ayrı olmaz ki. Bursa geliyor, palalar çıkıyor. Bu ne? Nereye gidiyorsun lan? Ya şimdi bu olmaz abi böyle hepsi şey. Hepsi çekiyor ya. Bir ya tanesi de ki ya. Kim çeker çeker? Bu pala işi olmaz. Yani, yani hepsine bir mani olmak lazım. Bir kulübe yüklemek de haksızlık olur yani. Şeyde geliyor böyle palalarla. Tamam. Nereye Bursa Spor seyircisi biraz ateşli. Ankara gücüyle birleştiler. Biraz çok fanatik olarak Bursa gidiyorlar. Seyirci, biraz. Sakarya seyircisi bunlar fanatik. Bunlar takımlar için hakikaten şimdi, çok bak, çalışıyorlar. Hocam, çok bağırıyorlar. Çok çalışıyorlar. Senedir Beşiktaş'tayım. Beşiktaş'ın içindeyim. Bizim seyircimiz eğitilmiş mi? Allah aşkına yapmayın ya. Ya gidiyorsun ya, görüyorsun işte orada bir toplanıyorlar caminin oraya toplanıyorlar 5000 kişi. Şişelerin bini bin şeye gidiyor. Yani en azından 1000 tane işte 2000 tane içki şişesi. Adamlar maç seyretmeye gitmiyorlar ki orada kendi havalarında kavga, evet. Kafayı çekmişler. Ne konuştuğunu biliyorlar. Küfürün bini bir para gidiyor. Yani oraya aile gider mi? Eskilenmez. Bak 20-30 yani sene önce biz İnönü Stadı'na giderdik. İnönü Stadı'na o zamanki Dolmabahçe. Evet. Günde iki maç seyrederdik. Hep iç içe oturuyorduk. Ne oldu bu? Hep yöneticiler yaptı bunu işte. Ben ne oldu böyle? 65, bir Göztepe geliyordu. Cumartesi pazar maç yapıyordu. Devamlı bu sporun içindeyim. Ya biz de her şekilde hem amatör olarak topun peşinde koştum hem de seyirci olarak devam ettiriyorum. Hep işte bu seyirciler yaptı böyle. Hep evet. Seyirci diyorum. Hep idareciler yaptı böyle. Bir rant yapmak için inşallah durumu hale getirir. Başarılı olur hocam. Son benim sözüm budur. İnşallah başarılı olur. Anadolu'dan bir takımın çıkmasını canı gönülden isteriz. Hele Ertuğrul hocamızın başarılı olmasını çok isterim. Şu açıdan çok istiyorum ben. Yani şu milli takıma bakıyorum da yani içimizden bir tane hoca yok mudur bizim takımımızı çalıştıracak. Yazık günah değil mi bu dışarıya niye böyle yöneliyorlar onu da hiç anlamak mümkün değildir. Yani ne yapacak o adamlar? Sihirli DNA mi vardır? Anlamıyorum ki. Ertuğrul Hoca bu göreve yakışır diyorsunuz. Yakışır. Tabii.
O kendisi biraz erken diyor ama biz erken demiyoruz. Onun erken demesinin gayesi şudur. Beşiktaş'ta biliyorsunuz bir dönem antrenörlük yaptı. Hemen istifa etmek zorunda kaldı. Şimdi burada da böyle bir şeylere düşersem zor duruma. Yani bırakıp giderim, ben rencide olurum düşünüyor herhalde. Onun için biraz erken diyor. Bana göre hiç de erken değil. Tam zamanı. Böyle genç, dinamik hocalar, içi böyle coşkuyla olan bir hoca isteriz biz. Ki şeye de, takıma da aynı coşkuyu versin.